Evet, beceri temel ünite değerlendirme bir soru bir. Burada bir görsel verilmiş. Görsele verilen bilgiden hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz demiş sorumuzda. Mülteci çocukların sağlık hizmetlerine erişemediğine. Şimdi burada baktığımız zaman mülteci çocukların ve sığınma çocukların karşılaştığı sorunlar sağlık sıkıntısı var. 70 bin çocuk devletsiz. Dünyada 200 çocuktan biri yerlerine verilmiş. Herkes ailesinden ayrı. Savaş, istihsal gibi nedenlerden dolayı göç ediyor. Burada sağlık sorunları yaşadığı için A seçeneği doğru. 70 bin çocuğun vatandaşlık hakkını alamadığına. Şimdi burada ne demiş? 70 bin çocuk devletsiz. Devletsiz demek vatandaşlık hakkını alamadıklarını gösteriyor arkadaşlar. Göç eden çocukların tam anlamıyla eğitim hakkından faydalanamadığına demiş. Şimdi burada mülteci çocukların %60 bir ilkokul, %23 ortaokula gidebiliyor. Bu da tam anlamıyla eğitim hakkından faydalanamadıklarını gösterir. Çocuk hakları ihlallerinin daha çok Avrupa kıtasında görüldüğüne. Şimdi baktığımız zaman arkadaşlar bu göç edilen yerleri gösteriyor harita üzerinde. Şimdi burada daha çok mülteci ve sığınma çocuk sayısı Asya ve Orta Doğu'da 12 milyon, Amerika'da 6,3 milyon. Daha çok Asya ve Orta Doğu demesi lazım. Onun için C seçeneği yanlıştır ve sorumuzun doğru cevaptır. İkinci sorumuz sosyal bilimler dersi yaşadığımız çevrenin coğrafya özelliklerini tanımımızı insanlar ve doğal çevre arasındaki ilişkileri anlamamızı sağlar. Buna göre aşağıdaki durumlardan hangisi sosyal bilimler dersinin bireylere coğrafya alanında sağladığı kazanımları örnek olarak gösterilemez? Bak coğrafya alanı diyor. Ülkemizin iklimi coğrafidir. Yaşadığı bölgedeki turistik alanlar tespit edilmesi coğrafidir. Sahra'nın nüfus dağılışındaki doğal faktörleri kavraması yine coğrafidir. Çilemin ülkemizdeki farklı gelenek ve göreneklerle ilgili değerlendirme yapabilmesi arkadaşlar coğrafi değil, gelenek ve görenekler daha çok tarih alanıyla ilgili, kültürel alanla ilgili. Dolayısıyla D seçeneği sorumuzun doğru cevabıdır. Üçüncü soru bir gazete haberi vermiş. Görselde verilen haber değerlendirildiğinde değerlendirmelerin hangileri ne ulaşılabilir demiş sorumuzda. Kaza İstanbul Pendik'te yaşandı. Yolun bozuk olması ve aşırı yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmiş. Demek ki olayların birden çok nedeni var. Sonucuna bakacak olursak sebze kamyon otomobili bile çarptı. Çarpma etkisiyle kamyon takla atıp ters dönerken otomobil yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada kamyondaki iki kişi, otomobildeki üç kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Bak sağlık ekibi gelmiş, yaralanmalar var. Demek ki olayların birden fazla nedeni ve sonucu vardır. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan kişilerin yakınları olay yerine geldi ve sinir krizi geçirdi. Kazaya karışan araçlar ise kullanılamaz hale geldi. Bu da olayın birden çok kişiyi etkilediğini gösterir. Çünkü yakınları, sağlık ekipleri gelmiş falan. Ama kaza herkesi aynı şekilde etkilemiştir ifadesi yanlış. Çünkü birileri yaralanıyor, diğerleri üzülüyor gibi gibi. Bu nedenle sorumuzun doğru cevabı ne olacaktır? C seçeneği 1 ve 3 olacaktır. Evet, dördüncü sorumuz aynı toprak üzerinde yaşayan ve aynı devlete vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişilere vatandaş adı verilir. Haklarını ve sorumluluklarını bilen ve bunlara göre hareket eden kişilere etkin birer vatandaştır. Etkin vatandaşın özellikleri haklarını bilir ve gerektiğinde kullanır. Kanunlara ve kurallara uyar. Üretim yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunur. Bunların doğru eşleştirilmesi bizden istenmiş. Şimdi haklarını bilir ve gerektiğinde kullanır ifadesi var. Fatma'nın aldığı telefon bozuk çıkınca faturası birlikte mağazaya götürüp değiştirmiştir. Bu da haklarını bilip kullandığını gösteriyor. 1A. Pınar Hanım araba kullanırken emniyet kemeri takmaktadır. Kanunları ve kurallarına uyduğunu gösterir. 2B. Üretim yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunur. Ahmet Bey kurmuş olduğu et entegre tesisinin kapasitesini zamanla genişleterek ihracat yapmaya başlamış. Bu da ülke ekonomisine katkı sağladığını gösterir. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir.